Evet. Sayıncığım, seni böyle görmek çok güzel ya. Yani nasıl? Özlemişim seni ha, gerçekten. Bayağıdır da görüşemiyorduk. Evet. Yani skeçlerle ilgili de. Beraber bir gün bir skeç mi yapsak ya Eser? Yapalım. Ne güzel olur. Ben seninle oynamayı çok seviyorum. Bir Hıyarlı Baba da çakalım. Ne güzel olur. Olur mu hocam? Yapalım. Olur. Burada zaten çok faydalı değil. Orada daha faydalı Ben burada arkadaşlarımı kırmak istemiyorum. Ben o kişi olmak istemiyorum. Yahu biz eleştirilince kırılmıyor kimse. Sen kırılıyor muydun oradaki? Evet. Evet, kırılıyordum pislik hocam. Canım sıkılıyordu eve gidip yani. Sabaha kadar kırıl, bana ne? Güzel çıkışıyorsun. Düzgün oyna, kırılma. Ya şey, eleştiri derken çok beğendiğin şakaları da söyleyebilirsin. Şahinciğim, ben sana şey olurum, paslarım orada. Yok, yok. Tamam, yoksa konuk bulamadık, böyle olduk ya. Konuğa da zam geldi. Yani Murat Boz'uz oldu. Bu hafta da Kenan Doğulu olması lazımdı. O Kenan'ı aradım, yoğunmuş. Bu da güzel oldu, güzel oldu. Arkadaşları kıramıyormuş. Neyse ki iyi gidiyor. Şimdi biraz zayıf bir skeçten gelirse... ...orada da bir şey yapma da göreyim. Tamam, orada söyleyeceğim hocam. Gerçek fikir. Şahin be, o burada fırça, orada fırça. Yiyoruz hocam, alışmışız be. Alışmışız artık, ne yapayım? Hocam, sizden yakın fırça yemek çok acayip oluyor. Yok, buradan. Evet, bu böyle. Buradan böyle. Bazen kendime de atıyorum fırçaya. Bunlar fırça mı ya, siz ne bunu? Değil, değil asla. Hocam, fırça olur mu bunlar? Güzel şeyler, öğütler. Bunlar iç ses gibi bir şey hocam yani. Evet. Buradayken tam iç ses gibi oluyor yani. Çocuklar tabii sağa sola çılgınca, ayarsızca fırça atan bir imaj veriyorsunuz şu anda. Bütün asla. Ülke, şey. Asla. Ama kendimi de eleştiririm. Doğrudur. Tamamdır kendimi hocam. Eleştirdiğim doğrudur. Kendimi eleştirirken ben... Evet, bu pandemi döneminde hepimiz evlere kapandık ve aslında evden yaşamayı, evden hayatımızı idame ettirmeyi çok güzel bir şekilde başardık. Şimdi bu kadar dünyada savaşlar, zamlar, efendime söyleyeyim dışarıda bir sürü sefalet varken bir ailenin, bir aile reisinin bir çözümü var. O da dışarı çıkmamak, hep evde kalmak ama hep. Acaba başarılı olur mu? Bu sorunun cevabını verecek skeç Hikmet'in listesi geliyor. İyi seyirler. Hüseyin, Ayten, salona gelin. Sizle çok önemli bir şey konuşacağım. 200 lira veririm. Günaydın baba. Erkek arkadaşın olduğunu unutmuş gibi yaparım. Vallahi mı baba? Hayır, tabii ki konuşacağız o konuyu. Geç otur şuraya. Çamaşır asarım. Bulaşıkları yıkarım. Lan ne istiyorsun? Banyo yovala. Banyo yovalarım. Hayırlı günler. Şuraya bak ya. Yemin ediyorum çıkar ilişkileri üzerine kurulmuş bir aile. Hikmet ne diyor sabah sabah? Sadede gel, ne tamam, oldu? Tamam dur anlatın. Daha gelmedim sadede. Ha. Evet. Sevgili aile. Ben bir karar aldım. Bundan sonra dışarıya çıkmıyoruz. Ha, ne demek çıkmıyoruz ya? Hemen itiraz, hemen bir şey. Ya bugüne kadar dışarı çıkmanın ne hayalini gördük ya? Nasıl ne hayrını gördük? Görmez olur muyuz? Dışarıda ne varmış ki? Hastalık, pahalılık, denk gelirse hırsızlık, gasp, bir ihtimal dünya savaşı çıkabilir. Evet, sen devam et. Heh. Ortalık kötü. Heh. Dünya artık Şencanlar ailesini kabul edecek seviyede değil. O yüzden ben de diyorum ki, acaba diyorum kendimize ait bir dünya mı kursak? Ya baba, kendi dünyamızı kuralım diyorsun da markete kim gidecek? Heh. Telefonda market uygulaması var. Canım yemek yapmak istemedi. Yemek uygulaması var. Kıyafet lazım oldu. Alışveriş uygulaması. Etkinlik. Online okey. Sosyallik. Görüntülü konuşma. Cinsellik. Lan! Sen önce bir işe gir. Ne alakası var baba? SGK'lı olmayanlar öpüşemiyor mu? Olan da öpüşemiyor, merak etme. Ayten. Ayten uzatma bir şeydir ama. Bağ kurulayım diye mi? Ama! Tamam, ben babanıza katılıyorum. Yani teknoloji çok ilerlemiş. Çıkmasak da oluyormuş. Evet, süper. Güzel. Var mı itirazı olan? Var. Evet, itirazı olan olmadığına göre anlaştık. Artık dışarıya çıkmıyoruz. Dışarıdan da kimse içeri girmiyor. Güzel. Tamam. Ben bakayım bari. Ah aynana, seni çok severim bilirsin ama biz kendimize yeni bir düzen kurduk. O yüzden hadi yallah başka kapıya. Yolla. Kadını ben çağırdım. Çek iş oradan ya. Anne gel, hoş gel. Ana. Terbiyesiz. Alişi niye getirdin ya? Savaş
çıkacak dedin, kendi dünyamızı kuracağız dedin. Bıraksaydım da babanın kuşu ölse miydi? Ver, ver ya, ver. Ah Aliş'im, ah. Şu an senden bir farkımız yok. Biz de kafesteyiz, gel. O zaman ben de kendi anamı arayayım. He, Aytin, kontenjanımız sınırlı. Elin kuşuna yer var da benim anama bir yer yok. Elin kuşu değil o, rahmetlinin kuşu. Evet. Anne, tamam artık şu kuş meselesini bir kapat lütfen ya. Aytin, bak evin yaşlı nüfusu artarsa ekonomimiz geriler, biz gerileriz. Ya bunun ekonomiye ne katkısı var ya? Aşk olsun anne, işsizim diye ya. Salak sana mı diyor, kuşa diyor. Ha. Aliş gördün mü, yine aynı noktadayız. Selam aleyküm abi. Bunun içinde bütün temel ihtiyaçlarınız var. Uzun süre dışarı çıkmanız gerek yok. Bakayım ekmek, zeytinguzu, evet. Kuvvet macunu. Bu bende. Abi. Abi uzun süre kalacaksınız bende. Oğlum tamam diyorum da sen düdük almayı unutmuşsun. İstemedin ki abi düdük. Oğlum ne demek düdük istemedim? Dedim ya acil bir durum olursa çalarız gelirsin diye. Yazdım oraya düdük yazdım aha. Ama altında da makarna yazıyor. Ben onu düdük makar zannettim. O yüzden bunu aldım. Bu çubuk makarna. Abi neyden bunu bulabildim? Sen de makarnayı buldun, düdüklüsünü arıyorsun ama. Tamam, tamam çık. Tamam çık üstüne ya, Allah Allah. Ne onlar Hikmet? Temel ihtiyaçlar. Sarı bez aldın mı? Sarı bez temel ihtiyaç mı Aytin? En temel ihtiyaç Hikmet, sensiz yaşarım, onsuz yaşayamam biliyorsun. Yok, sarı bez falan yok bundan sonra, bitti. Ya bir dakika ya, böyle düzen kurduk. Bu kuralları kim belirliyor? Ben belirliyorum, ne olacak? Ben itiraz ediyorum, böyle bir şey olmaz. Evet, bence evet. De. Evet, annem haklı. Oylama yapalım. Hah, şimdi oy verecek mi? Ya anne Allah'ını seversen, senin kuşunla benim oyun bir mi? Niye lan? Sen kuş kadar beğeninle oy veriyorsun. Ya anne rica edeceğim, bu aile için çatışmaya girmeyelim şu anda ya. Tamam, tamam şey yapalım o zaman. Demokratik bir aileyiz sonuçta. Ha. O zaman oylama yapacağız. Tamam. Tamam, evet. Ayten diyenler. Ben. Buhsenur diyenler. Faruk diyenler. Oğlum kendine oy ver lan bari. Ben de liderlik vasfı yok. Tamam, Hikmet diyenler. Hikmet diyenler. Sana hiç güvenmiyorum ya. Ya anne ama ya, oğlanım ben senin. Tamam al, küçükken de böyleydi bu. Evet, evet gördüğünüz gibi iki oyla şu anda benim bu ailenin lideri olmuştum. Ya, hayır, hayır, bunda hile var. Ben Bir saniye. Demokratik bir şekilde seçim yaptık. Eğer itirazınız varsa bir üst makama başvurabilirsiniz. Benim itirazım var. Bir üst makam kim? Benim. İtirazın reddedildi. Hadi bir dakika ya. Benim bu düzene itirazım var kardeşim. Yeni lider seçilene kadar ben açlık grevi yapıyorum. Yapma kuzum. Zaten götün kaşık sapına dönmüş. Yapma. Bu evde gençlere siyaset yaptırılmıyor. Tamam. Tamam. Ben çocukların yanındayım. Ben yeni düzene karşı çıkıyorum, kendi düzenimi kuruyorum. Benimle olmak isteyenler? Ben. Hadi bakalım. Ulan size yazıklar olsun. Size yazıklar olsun. Tamam, tamam madem diğer tarafa geçtiniz, bundan sonra orası sizin, burası bizim. Ha, sınır koyuyoruz, tamam mı? Sınır koyuyoruz. Madem öyle, burası sınır. Bak bu sehpadan ötesi sizin, burası bizim. Sınırınızı aşmıyorsunuz ha. Kafam kaldı benim orada. Kafam kaldı. Oo, beyin göçü yaptım. Hay Allah ya. Karşı taraf hep genç nüfus oldu. Ayten şey mi yapsak acaba? Çocuklardan birini göndersin, annemi sana göndersin. Lan o isterken öyle demiyordun ama. Biz böyle çok güçlüyüz, asla da bozmayacağız. İyi tamam. Tamam lan. Ne haliniz varsa görün. Hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yeni dünya düzeninde birinci gün. Nasrettin Hoca tamam mı? Kazanı yorlamış, doğurmuş demiş. Ertesi gün demiş ki niye doğurmadı? Ben içinde de kısır var. Demiş ki bu kazan kısır. Öyle matrak bir şey yani. Allah'tan bunu almadık. Ülkemizin IQ'su düşerdi. Susadım ben ya. Hakikaten he. Mutfağın o tarafta kalması hiç iyi olmadı. Banyo da o tarafta. Seni yapacağın anlaşmaya sıçayım Hikmet. Bu nasıl bir kızdır Allah'ım? Nasıl bir bulgur? Ne kadar da tadı... Hikmet ne oldu? Bir bu tarafa bakıyorsunuz. Yo, ne alakası var ya? Dizinin heyecanından insan açlığını falan unutuyor. Bir dur, sesini kısayım da duymasınlar. Anne, o zaman da biz duyamayacağız. Ben duymuyorum ki zaten. Dudak okuyor. Anne. Ha. Benim tabletim orada kaldı ya. Olsun oğlum. Eskiden tablet mi varmış?
E şimdi var, bu ne saçma bir savunma ya? Aha! Aa, dizide neler oluyor ya? İnanamıyorum. Mükemmel bir dizi ya. Wow, neler oldu öyle? Ya reklam girdi yani. Ha. Kaç kızım kaç, kurtar kendini. Aman ya, ne oldu kızım? Hikmet, hiç merak etmiyorum. Yaptıklarınıza benim dikkatimi çekemezsiniz. Hep aynı şeyler oluyor zaten. Başrol kız iş yerine giriyor, adama aşık oluyor. Bakışıyorlar, tartışıyorlar, su dökülüyor. Sonra da geçiyor, ona bakıyor. Sonra ne oluyor? Sonra ne oluyor? Abi söyle. Sonra ne oluyor? Abi söyle. Abi söyle. Söylesin mi? Abi söyle. Bana bak. Bana bakın. Bana bakın karşı ülke. Bosunların bunu taraflarda böyle hareketler yapmayın ha, ona göre. Eğer Bosunları geçerseniz sizin ülkenizi işgal etmek zorunda kalırız. Tamam, ne haliniz varsa görürüm. Hadi hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. Yeni dünya düzeninde ikinci gün. Şuraları iyi sil de anne, şey yapalım. Gel buraya. Ha? Bana bak oğlum. Ülkemiz işgal tehdidi altında. Sınırı korumak senin görevin, tamam mı? Al bu paspası, sınırı geçmek isteyen olursa vur kafasına. Merak etme ana. Sen rahat uyu. Vatan bana emanet. Sevdiğime söyleyin, beni beklemesin. Al. Hemen geldin. Ha, bedelli yaptım. Ya harçlığımdan kesersin. Ay, geç şunlara beni. Çıksın ben bakma. Ver şunu. Anneciğim. Ha? Satranç zeka ve strateji oyunudur. Evet. Bizim gibi zeki insanlar bunu oynar. Evet. Eğer bu oyunda beni yenebilirsin, seni bakan yaparım. Nereye bakan? Camdan bakan. Nereye bakan lan sen? Evet. Ne yapacağım? Hamleni yap. Ne yapıyorsun? O tavla ya. Ne yapıyorsun ya? Ya ne yapacağım? Oyna, onu oyna. Fil atı yer. Anne, niye bu hareketler şimdi? Acıktım ulan. Acıktım. Ne yapalım? Adamlar askeri koydu kapıya. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Tamam, tamam. Bizim de kendi savunma sistemlerimizi geliştirmemiz lazım. Ha, gerçi kuşumuz var. İnsansız hava aracı işte. Ne yapacak? Kafalarını mı pisleyecek? Anam bizim. Ben bakarım. Çok sıkıldım. Anne, ne? Kapıda şüpheli bir paket var. Şüpheli paket değil o ya. Dürüm sipariş etmiştim. Adana mı, Urfa mı? Bence çok şüpheli. Ben alayım onu, şey olsun. Allah hadi abi. Bir dakika. Nereye geçiyorsun sınırımızdan? Bana bak oğlum, tamam Faruk, ben senin babanım. Saçmalama, öyle şey olur mu? Yok yok, onlar sivil hayatta kaldı. Bas geri Hikmet. Hikmet mi? Ha, doğru değil mi? Hiko, hadi. Hadi geri bas Hiko. Hadi, hadi. Lan bana bak, ayağında pofuduk delik var. Bana artık sıkama burada bak. Canım gelinim, hadi açlıktan kafam gitti, ver de biraz yiyeyim. Canım gelinim mi? Sen bana böyle sevgi cümleleri kurmazdın. Kafam gitti dedim ya. Normalde seni hiç sevmiyorum ama beynimin oyunları işte. Allah belanı versin, bir tanesi. Tamam, dur, Allah'ını seversin. Verecekleri varsa da vermeyecekler ya. Tamam, tamam. Dürümünüzü veririz ama vergisini alırız. Bu gümrük vergisi. Bu özel tüketim vergisi. Abo, hadi. He, güzel. Bu katma değer vergisi. Ah, bu da Allah vergisi. Dürümümüzü yediniz. Yok ya. Göreceksiniz lan. Gazınızı keseceğim. Kes. Hadi. Buyursun be. Yeni dünya düzeninde üçüncü gün. Hikmet, şu kombiyi aç, donduk ne olursun. Soğuk iyidir, diri tutar. Oğlum, benim tuvaletim geldi. Anneciğim, azıcık sabret ya. Ben üç gündür sabrediyorum, sence yeterli değil mi? Tamam, ben de acım. Ben de acım, ne yapalım? Ambargo koydular. Ne yapacağız? Kuşu mu yesek? Saçmalama. Saçmalama. Sana demedi, sana demedi. Ne güzel kokuyor lan. Anne ya, anlaşma mı yapsak? Ne olacak, ha? Birazcık sıcaklardık. Bak, soğuktan rengim açıldı. Sana yazıklar olsun. Anlaşma yapmak ne? Ayrılıkçı pis köpek! Yazıklar olsun sana be! Bunu verip tabletimi alalım mı? Olur işte, olur. Al bunu bak. Biraz ısınıyorum. Sensin ol. Biraz ne oldu? Bir bakıyorum da birbirinize düştünüz. Sen bizim iç işlerimize karışmasana. Aliş, artık altındaki gazeteyi alıyorum. Yapacak bir şey yok. Anne, ne yapıyorsun sen ya? Ya okuyacağım ya. Allah Allah, canım sıkıldı. Gerçi gözlüğüm de yok ya. Nasıl okuyacağım be? Ben okurum babaanne. Anne, ben yurt dışına okumaya gidiyorum.
etmeyeceksin. Kimse ana vatanını terk etmeyecek. İyi be. Öf. Hadi. Meymen öf, siz sesim. Üçüncü günün şafağı. Soğuktan ayıymış sizin ülkeye. Maalesef. Ne? Aytin. Ne oluyor? Sınırlarımızı açmasak mı bu gece ya? Ne diyorsun? Bak, ha, Hikmet, dur öyle bakma, dayanam onu. Ne? Yapma. Biliyorsun ben vatana ihanet edemem. Vatanın sensin kız. Nedir? Bana bak. Ne? Bu gece şafaktan önce iki ülkeden biri kaybedecek. 15 dakikalık bir ateşkes imzalamasak mı? Tarihimizdeki en uzun ateşkes olur Hikmet. Sen de beni özledin biliyorum. Evet. Ben galiba dış güçlerin oyununa geleceğim. Gel buraya. Hadi o zaman. Ne oluyor lan? Ama. Ne oluyor burada? Dur, açıklayabilirim. Bu adam senin baba. Ne saçma bir açıklama, inanmıyorum sana. Abla koş, düşman gemileri karadan yürütüyor. Ne oldu? Ne oldu? Mülteci! Sen nasıl girdin içeri? Pis hain ten renginden faydalanmış. Ya niye bağırışıp duruyorsunuz ya? Babaanne, senin burada ne işin var? Tuvaletimi yaptım ulan. Anne, ülkemizin içine sıçmışlar. Doğru diyorsun. Doğru. Bizi yaptırıyorsun. Bana bunu fırlatamazsın. Isırma, ısırma. Lan ben bekledim ki. Bomba geliyoru ne ya? Ya Rüstem, ne yapıyorsun? Ne savaş oğlum? Karşı gruptan kavga ediyorduk ya. Ne kavgası abicimle ya? Neye anlaşamayıp durursunuz? Bizim bölgemize girmeye çalıştılar. Hadi oradan. Asıl bizim bölgemiz bu. Bu ev benim üstüme. Her ay kira almasını biliyorsun ama. Kız kuş kadar kira kuşuma yetmiyor. Yeter ama ya. Ben artık serbest dolaşım hakkı istiyorum. Sus, konuşma be. Bu hain baba, benim tableti alır mıyız oradan ya? Sen onu benim dürümümü yemeden önce düşürecek. Ya ne var ya? Sen benim kademini Allah hangisi biliyorsun? Ne diyorsun? Ay, tut, tut. Durun ya. Ya abi, savaş işte bu. Ne savaş var Rüstem ya, senin de Allah'ım. Abicim, baksana. Bu topraklarını geri alma çalıştırı. Sen bu topraklar benim de dursun. Bunlar kardeş, birbirini geri tutur. Yani sen, farz misal, sen Rusya'sın. Bu Ukrayna. Bu da her şeyi uzaktan izleyen NATO işte. Doğru söylüyor Hikmet. Şu an onu yollayak da sorun çözülsün. Ya hakikaten ya. Kendi içimize kapanacağız dedik. İçimiz dışımıza çıktı ha. Ya benim dedimden bu sonuç mu çıkar? Gözümü seveyim yenge ya. Üç gün her imkanınız var. Evin içinde, barış içinde güzelce yaşayacağınıza savaş çıkarıp durursunuz. Gözünüzü seveyim. Siz dışarıdan niye korkutturursunuz abi? Siz böyle olduğunuz için dünya böyle. Öyle değil mi ya? Ya size bir şey diyeceğim bakın. En kötü barış, en iyi savaştan daha iyidir. Yeter kadar barışın artık ya. Sarıl. Yeter gari, sarılıp durun. Ama bu gıda olmaz. Barış'ı ben getirdim, bir kişi beni sarılayamaz ya. Sarılalım, tamam, tamam. Kusura bakma ya. Vallahi ya. Gerçek. Anne, ne yapıyorsun? Barış'ın simgesidir kuş oğlum. O da artık özgür kalsın. Babanın ruhu gibi. Gel canımın içi. Kuş, güzel yarınlara git. Haydi. Ya. Ana, şimdi gerek konunun çok önemli olması, gerekse hicivin gücü açısından da kırmızı halı diyenleri duyalım. Değil mi? Bunun hakkı al karpettir. Alkışlarla al karpet zili. Kim yazmıştı? Ben, Beste. Beste. Evet, gizli kahraman Beste. Atakan, Beste ve Ebru yazdı. Çok güzel skeç ve altın kataloğumuza girdi. Kırmızı Halı ödülünü aldı. Bütün sezonda, daha doğrusu iki sezonda galiba 5. ve 6. Kırmızı Halı
Bence bugünün o korkunç savaşı ile ilgili yapılmış çok iyi bir taşlamaydı. Umarız ki aynen buradaki gibi sonuçlanır. O da hayat bir yerlerde devam ediyor ama bir yerlerde cehennemin dibi olmuş durumda maalesef. En iyi şaka burada çok vardı. Burada çok vardı. Şahin sen hangisini seçtin? Dizinin sonunu merak etmesi inanılmaz iyiydi. Ne oluyor, ne oluyor? Şimdi bu ailede, ailenin bile... Yurt dışında okuyorum, yurt dışına okumaya gidiyorum var. Bir de bu ailenin bir sırrını ben çözdüm ama ailenin de haberi yok. Çünkü Atakan'la Tuğba'dan Ebru... Olmaz bence. Keşke Yasin de siyahi olsa. Orada... Yasin siyahi olsa babanın kim olduğunu anlaşılacaktı. Bir sonraki skeçte bunu fark eden ailenin dramını izleyebiliriz. Hocam bir de en sonda bir kedi sesi vardı. Evet, finaldeki. Onu kim çıkardı? Safa. Yapmadım. Ben onu çıkardım. Hocam tam yanımda yaptı, o yüzden dedim Safa çıkmak ama zorundasın. Gerçekten. Kayıt verdiler sandım ya. Yani bir kedi bu kadar doğru zamanda yapılır. Tam anında yaptım. Tam yani. Anında yaptım. Ya bir ki, kere daha yapar mısın Safa abi? Yani yapıyorum şöyle ki. Peki Safa'nın kedi taklidini beğenen Yılmaz Erdoğan taklidi yapmak iyi mi? Sen nasıl yaptın onu ya? Benim... Ya senin yaptığın Yılmaz Erdoğan biraz alkollü mü? Ne yapıyorsun ya? Öyle olsam aynısını yapıyor. Ama değilim yani. Çok güzel hareketler, çok güzel şekilde devam ediyor.